Sevgili hocam, soru-cevap şeklindeki programlarınız çok güzel oluyor. İlgiyle takip ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sabah akşam dilinden düşürmediği ve bizleri de tavsiye ettiği kısa bir duası var. Efendimiz, Rabbi Rahim'den şu dört hususu istiyor. Hatırlayacaksınız, ezberimizde olan Allahümme es'elükel hüda ve tuga ve afafe ve gına dediği, senden hidayet, takva, İffet ve insan olmayacak kadar zenginlik istiyorum. Bu pırlanta kıymetinde olan ve istememiz talep edilen buradaki dört hususun bizler için önemi nedir? Efendimiz sabah akşam bu dört hususu özellikle istemiş. Bunu birazcık açabilir misiniz demiş seyircimiz hocam. Benden Allah razı olsun bizi ilgiyle takip eden seyircilerimizden ve böyle bir program hazırlayan, programa da beni konuk olarak davet eden, bana konuşma imkanı veren sizlere de ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bana bu imkanı veren sizsiniz. Rabbime hamdolsun. Şimdi bu kısa fakat çok kapsamlı bir dua, sizin de belirttiğiniz gibi Peygamber Efendimiz dört şey istiyor. İlk olarak yani Allahümme inni es'elükel hüda ve tuka vel afafe vel gına. Birincisi hidayet. Hidayet dinin tarif ettiği istikamet yoludur. Bakara suresinin ilk ayetlerinde Elif, La, Mim işte kitap. Onda şüphe yoktur. O muttakiler için bir hidayettir. Hüden kelimesi bu anlamdadır. Fatiha suresinde Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Peki ne istiyorsunuz? İhdinas-sıratal müstakim. Bizi doğru yola hidayet eyle duasıyla her gün en az 40 defa biz bu hidayeti istiyoruz. Bizler her an Allah'tan hidayet istemeniz. Ancak hidayet ile takva arasında ciddi bir irtibat vardır. Yani hidayet sarayına takva kapısından girilir. Takva anahtarı olmadan hidayet köşküne giremeyiz. Takvada eksiği gediği bulunanlar, tam müttaki olmayanların uzun süre hidayet üzere bulunmaları ve Kur'an-ı Kerim'den tam istifade ve istifazeleri zordur. Onun için Allah Resulü ilk olarak hidayet istemiş, hemen bunun arkasından da ikinci olarak takva istemiştir. Takva. Takva en kısa tarifiyle farzları yapmak, haramları, büyük günahları terk etmektir. Bunları yapan bir mümin takva dairesine adım atmış sayılır. Ya gerçi farzları yapıp haram ve büyük günahlardan kaçınmak ile girilen yer hocamızın tabiriyle takvanın sofası yani takvanın avlusuna girilmiş olur. Daha sonra şüpheli şeylerden uzak durup haramları tamamen terk etmekle biraz daha ilerlenmiş olur ve takva kapısından içeriye adım atılmış sayılır. Son adım ise bir kısım mübahları bile şüphelidir endişesiyle terk etmektir. Bu şekildeki asıl takva esas azami takvaya ulaşılmış olur. Hidayet ile takva adeta ikiz kardeştir. Bir müminin hidayetten ve hidayet rehberi sayılan Kur'an'dan tam istifade etmesi işte böyle bir takvaya bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'den istifademiz takva ile doğru orantılıdır. Duada istenen üçüncü husus da iffettir. İffet üzerine biraz durmak istiyorum. İffet şöyle. İffet, ırz ve namusunu koruma konusunda çok hassas olmak. Özellikle şehvetle ilgili konularda kılı kırk yararcasına yaşamaya çalışmak demektir. İffet sahibi ahlakına, namusuna düşkün, cinsel konularda dikkatli olan kişi demektir. İffetli kişi, iffet abidesi diyoruz. Şehvet duygusunun ifratı fücurdur, edepsizlik ve ahlaksızlıktır. Tefriti cumut, yani donukluktur. Helali haram iştahası yoktur. Vasat orta mertebesi ise iffettir. İffetli bir insanın elini, ayağını, dilini, dudağını, gözünü, kulağını günahlardan koruyarak katiyen haramlara girmemesi gerekir. İffetli olmak bunu gerektirir. İnsan büyük günahları genellikle iki yerde işler. Ağız
ve apış arası ilişkiler, büyük günahlar. Allah Resulü bir hadis-i şeriflerinde iki çene arasıyla apış arası konusunda günaha girmeyeceğinize dair bana söz verin, benden cennete gireceğinize dair size kefil olayım, söz vereyim buyurarak ağız ile apış arasını ayıran bir, yani aynı hat üzerinde bir araya getirmiş ve bunu söylemiştir. Bir de iffetin bir başka yönü vardır. Elde edeceği dünyalık menfaatler ve beklentiler için yani yaltaklanmalarda bulunmamak, dilencilik yapmamak, başkalarına yüz suyu dökmemek iffettir. Sahabe-i kiram efendilerimiz çok ciddi sıkıntılara da maruz kalmalarına rağmen kimseden bir şey istememiş ve bu manada hep iffetli yaşamışlardı. Hatta at üzerinden kamçısı yere düşüyor, kimseden bir şey istemiş olmamak için, istememek için iniyor, kamçısını kendisi alıyor, tekrar atabiliyor. Efendimiz Aleyhisselam da ömrü boyunca hep iffetli yaşamış. Hurma liflerinden yapılmış, mübarek vücudunda derin izler bırakan bir hasır üzerine yatmıştı. Bazı günler evin hiç ocak yanmaz, bunu biliyorsunuz. O aç sabahlar, aç akşamlardı. Fakat bütün bu sıkıntılara rağmen Efendimiz, gerekse sahabe-i kiram efendilerimiz, susuzum, aç kaldım, bittim, tükendim, bu insanlarda vefa yok, bu insanlarda hiç mi vefa yok, bize bakmıyorlar, biz hayatlarımızı bunların saadetlerine, mutluluğuna, bunların hidayetine vakfetmişiz. Bu ne büyük bir vefasızlık şeklinde yarım kelimeyle bir sitemde bulunan olmadı. Duada iffetin hemen arkasından gelen gına, gına yani iffeti de takviye eder mahiyettedir. Gına zenginlik demek. Zenginlik, bunun da iffet gibi iki manası vardır. Birincisi başkalarına el açtırmayacak kadar bir imkana sahip olmak. Bir de gönül zenginliği manasına gelir. İnsan başkalarına muhtaç olmayacak şekilde Allah'tan zenginlik isteyebilir ve istemelidir. Bugün bizim en çok muhtaç olduğumuz Müslüman zengin insanlara ihtiyacımız var. Bunların sayısının çok olmasını da isteyebiliriz. Yani Cenab-ı Hak öyle ensar gibi yardımda koşan, yardımda bulunan esnaf arkadaşlarımızın sayılarını çoğaltsın, kazançlarını bereketlendirsin, onlara isim isim dua ediyoruz. Şimdi helalinden, yani başka insanlara muhtaç olmayacak şekilde Allah'tan rızık istemek, zenginliği arzu etmek, başkalarına muhtaç olmayıp bir de başka muhtaç insanlara yardım etmek, kol kanat gelip sahip çıkmak adına zenginlik istenebilir. Ayrıca burada bir de gönül zenginliği manasına da gına gelir ki bu gönül zenginliği de çok yüksek, yüce bir makamdır. Bu yüce makama, yani gönül zenginliğine ermiş bir kişi gerçekten ermiş kişidir. Böyle birisi ne kazandığı şeylerden memnun olur ne de kaybettiği şeylere üzülür. Dünyayı kesben çalışma olarak değil, kalben terk eden böylesi insanlar her dem şükürle oturur, şükürle kalkarlar. Bu Nebi duasını dilimizden düşürmeyelim. Efendimiz Aleyhisselam bunu namazlardan sonra yapmış. Sabah akşam okunan bizim kulübü duaya geçen dualar arasında da mevcuttur. Dolayısıyla ezberlemez de kolay ve çok kapsamlıdır. Öyle bitirelim. Allahümme inni es'elükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Rabbim lütfeylesin. Amin.